Herkese merhaba. Bugün kanalımızda sevgili Kerem Ciga bizimle birlikte. Yoga eğitmeni, aynı zamanda yaşam koçu. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Meral. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Heyecan var mı? Evet, heyecanlıyım biraz. Çok heyecanlıyım. Kendi gibi olduğunu istiyorum. Çünkü tamam. Evet, o zaman çok daha keyifli bir yayın yapacağımızı. Birkaç saniye bana tahammül ederlerse heyecanımı açılacağım böyle. Etmezler. Tamam, peki. Kameraya evet, bakarak da konuşabilirsin bu arada. Tamam. Bana bakmayı düşünmüyordun. Aynen, şu anda yapabilirsin mesela. Hayır, lütfen. Her zaman sana bakmak istiyorum. Sevgili evet, Kerem, birazcık seni tanımak istiyoruz. Kendinden bahseder misin? Malatya'da doğdum. Orada büyüdüm. İlk kez Malatya'dan çıkmam Konya ile oldu. Üniversite neden hayatım Konya? Üniversite Konya'da hayatım. Başladı. Evet. Nereyi kazandın? Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler kazandım. Bitirdin mi? Hayır, bitirmedim. Yarıda bırakmak zorunda kaldım. Aslında çok da yarıda değil. Dördüncü sınıfta bıraktım. çünkü aslında orası çok detaylı bir hikaye. Tamam, Konya. Oraya girmeyelim o zaman. Oraya hiç girmeyelim. Konya'yı yarıda bıraktım. Ve akademik hayatımı York University işletme bölümüyle lisans tamamlama olarak devam ettim. York University işletmeyi bitirdim. Sonrasında birkaç üniversite daha bitirdiğini biliyorum. Evet, evet. Aslında o üniversiteleri bitirme hikayem de her birini bitirme hikayem çok farklı. Hepsinin amacı çok başka. Mesela Anadolu Üniversitesi'nde kamu yönetimini bitirdim. Onun sebebi aslında tamamıyla askerlikle alakalıydı. Orası çok ayrı bir hikaye. ve İnönü Üniversitesi mi vardı bir de? Evet, İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü ve neden İstanbul Adalet? Kültür Üniversitesi İşletme. Adalet Bölümünü okumam da şöyle oldu. Tartışma programlarını çok izliyordum o dönem. Yani açık oturumlar vesaireyi. Oradaki hukukçuları biraz böyle sinir olmam, adalet anlayışlarının farklı olması, böyle avukatlık mı olur, ben de hukuk okuyacağım diyerek tekrar sınava girdim. Enteresandır ve tabii hukuku kazanamadım. Hani çünkü ilk sınava girmem üzerinden bir 10 yıl falan geçmişti. puanım çok yüksekti aslında. Güzel bölümler geliyordu ama amaç hukuk okumaktı. Ya dedim madem hukuk gelmiyor adaleti bitireyim. Oradan geçiş yaparım. Adaleti bitirince hayat beni farklı bir yöne çevirdi evet, bu sefer. Aslında öyle hayat seni bambaşka noktalara da yönlendirmiş. Evet, bunu da görüyoruz evet, hikayende. Evet, evet. Şimdi ben tabii final kısmını bildiğim için sevgili izleyicilerimize ve dinleyicilerimize finale geçmeden önce Konya'nın senin hayatındaki öneminden birazcık söz etmek istiyorum. Konya'da 7 yıl yaşadım. Ömrümden 10-12 yıl aldı. Hep öyle diyorum Konya ile ilgili. Çok hızlı bir hayat süreciydi. Üniversite hayatımın başladığı yerdi. Ve gerçekten çok güzel hikayeler biriktirdim. Yaşadığım dönemlerde çok güzel hikayeler değildi. Çok anlamadın mı o dönemlerde? Sonradan mı farkındalığın? Ya evet, evet, evet. O dönem sadece başıma gelen olaylar, neden ben yaşıyorum, neden bu şanssızlıklar beni buluyor. Aslında Konya'ya ilk gittiğim anda şanssızlıkla başladı üniversite hayatım. Öyle mi? İngilizcem çok iyi, kolej mezunuyum ve muafiyet sınavıyla İngilizceyi geçip birinci sınıftan başlayacağım. Plan bu. İngilizce muafiyet sınavına girdim. 19 Eylül 2005. Sınavda 62-63 soru cevapladım. 100 soruluk bir sınav. 60 alırsan başarılı sayılıyorsun ve birinci sınıftan yeterli başlıyorsun. Dedin. Mesaj geldi. Arkadaşım benden önce Konya'ya gitmişti, o Malatya'dan. Ya acil ihtiyacım var, yanıma gelebilir misin diye bir mesaj. Ya dedim zaten 62-63 soru cevaplandırmışım. Eminim. Geçerim. Sınavdan çıktım. Sınav açıklandı. 59 almışım. 50-59 arası alan da yok, yine problem yok. Şartlı geçiyor. Tamam. Yönetmenlikte. Şartlı geçiyor. Baharda tekrar muafiyet sınavına girecek. Neyse, bir şey olmaz. Önemli değil. Arkadaşımızın işi görüldü. Sorun yok. Bir hafta sonra bölüme gidiyorum. Birinci sınıf dersler başlıyor. Öğrenci işlerine gittim. İşte işlemler başlayacak. Öğrenci işleri dedi. Sistemde görünmüyordu. Nasıl ya falan. Eyvah, eyvah. Bir hazırlığa bir gitsene orada. Bir... Yok ya, ben geçtim. Şartlı geçtim. Şartlı mı dedi. Evet, 59 aldım. Şartlı geçme kaldırıldı bu sene. Kötü olmuş. Nasıl yani dedim. Sen bir oraya git dedi. Meslek yüksek okuluna gittim. Şartlı geçme kaldırılmış. Ne yapacağız? Tamam, okuyalım. Yani İngilizceyi geliştiririm. Ortaokul hazırlıkta gördüğüm kitaplar önüme kondu. İkinci bir yıkım. Daha komiği. Ya dedim bu bölüm böyle bitmez. Hani ben bu kitaplarla ne yapacağım? Hani zaten biliyorum. Dendi. Ya devamsızlık da yapsam vesaire de olsa ikinci sene başında tekrar sınava girersin. O zaman ben bu yılı gezeyim dedim.
Çok güzel. Gezdim. Antalya, Alanya, Ankara, İzmir. Geziyorum sürekli. Derslere girmiyorum. Ailenin haberi var mıydı? Hayır tabii ki de. Kitaplar çok pahalı. Kitaplar çok pahalı sakın. Diye sürekli para istiyorum falan. Eyvah, eyvah. Şöyle işte hazırlık böyle pahalı, şöyle eyvah, falan. Geziyorum sürekli. İlk yılı bitirdim. Muafiyet sınavına girip bölüme geçeceğim. Yönetmelik değişti. Devamsızlıktan kalanlara sınav giriş hakkı verilmedi. İşte bu. Mecbur okuyacak. İkinci sene hazırlık okudum. O yüzden Konya'da 7 yıl kaldım. Benim aslında sana Konya denince akla gelen Hazreti Mevlana. Evet. Onu ziyaret etme şansın oldu mu? 7 yılda sadece bir kere. Onda da şöyle İzmir'den kuzenim ve eşi geldi. Onları gezdireyim amacıyla gittim. İçeri girmedim. Eyvallah. Onlar gezdiler. Dışarıda bekledim. Şöyle bir şey var derler. Ben de TRT'nin çekimleri için, canlı yayınları için gitmiştim bir haftalığına. Ve çok istiyorum görmek. Bir yapımcımız, sevgili Mutlu Hanım, buradan da ona selam olsun. Hadi dedi gidelim. Sabah kalktık erkenden, canlı yayın başlamadan önce bir taksi geçti. İkinci taksiye bindik ve taksi şoförü dedi ki Mevlana'ya mı gidiyorsunuz? Dedik evet, nasıl bildiniz? O sizi çağırmadan gidemezsiniz dedi. Öyle evet. De bir şey varmış, bilmiyorum doğru mu? Evet, çok doğru. Çok etkilenmiştim ben girdiğimde. Çok doğru. Ben ne zaman böyle Mevlana'dan, Şems'ten bahsetsek hep böyle bir şey olurum, bir duraksarım. Böyle hep Mevlana'nın hani beni çağırdığı, benim karşıma çıktığı o an aklıma gelir. Ne zaman, nerede? Hemen soralım. Çok enteresan. 7 yıl sonunda Konya'da artık Konya'daki hikayeyi noktalamak zorunda kaldım. Başıma gelen olaylardan dolayı İzmir'e geçiş yaptım Konya'dan. İzmir'e yerleştim. Bir süre İzmir'de yaşadım ve çalıştım. Ama tabii Konya'dan ayrılma sebeplerimden dolayı ağır bir psikoloji. Burada yeni bir hayata başlamaya çalışıyorum. Yeni adaptasyon süreci tabii. Ve mücadele. Yeni bir şehir. Ve Konya'dan benimle birlikte gelen problemler, onları çözmeye çalışıyorum. Evimin altında Barlar Sokağı'ydı zaten. Bornova Küçük Park'ta, evet, Bornova Küçük Park'ta evim. İşten geldiğimde mutlaka aşağıda bir şeyler içer, dinlenirdim. Yine öyle bir akşam, Küçük Park'ın da deli demeyeceğim, meczuplarından biri diyeyim. Bu arada delilik ve meczupluk arasındaki o kavram farkı da çok hoşuma gider. Genelde böyle şey eş anlamlı gibi görülür. Delilik ve meczupluk. Ayrımı çok hoşuma gider. Delilik aklı yitirmektir. Meczupluk aklı terk etmektir. O ayrım çok da çok hoşuma ayrım. Gider. O yüzden ben meczup diye bahsederim o tür kişilerden. Küçük Park'ın meşhur meczuplarından biriydi. Her sabah görürdüm böyle. İşe gitmeden önce boyoz yerdim üniversiteliler ikide. Orada böyle sesli olarak bağırarak aşağı doğru giderdi. Hep bir şeyler anlatırdı, bir şeyler okurdu. Bazen bir şiir, bazen bir düşünürden bir cümle. Bazen kendi uydurduğu ama hayatın içinden bir şeyler söylerdi. Ve o akşam ben tam o sıra şeyi düşünüyorum. Başıma gelen olaylar. Böyle bir yargılama sürecindeyim. Kendinle hesapla. Bir serzeniş, bir sitem, bir isyan sürecindeyim aslında böyle. Çok doluyum. Ve o meczup yukarıdan şu cümleleri söyleyerek aşağı doğru bağırarak geliyor. İsyanlardayım diyordu. Oysa imtihanlardaydı. Fark etseydi kurtulacaktı. İsyanlardayım diyordu. Oysa imtihanlardaydı. Fark etseydi kurtulacaktı. Kaldım ben böyle. Ne diyor ya bu, ne anlatıyor? Kimin sözü bu vesaire? Açtım baktım. Açtım baktım. Mevlana'nın sözü. Hazreti Mevlana'nın sözü. Evet. Demek bir şekilde ve Mevlana'yla orada tanıştım. Orada tanıştım Mevlana'yla ve orada okuma sürecim başladı. 2012 bu söylediğim 2012 tarihinde ve ondan sonra da zaten bütün hayat görüşüm, bütün öğrendiğim birçok şeyi Mevlana ve Şems'ten öğrenmeye başladım. Peki nerelerde çalıştın? Çok fazla sektör değiştirdim, çok fazla iş değiştirdim, çok fazla şehir değiştirdim. Tutunamayanlar. evet, tutunamayanlar. Sonum umarım Selim gibi olmaz diyerek hayatıma devam etmek zorunda kaldım. Reklam sektöründe çalıştım, güvenlik sistemlerinde çalıştım, çağrı merkezi, restoran ki artık iş hayatını yani kurumsal hayatı bıraktığım nokta restoran yöneticiliği zaten.
Kafede garsonluk yaptım. Yani o kadar çok sektör. Satış sektörü, hizmet sektörü, bankacılık operasyonları. Çalıştın. Evet evet. Yani en uzunu sanırım sektörel olarak baktığımızda en uzunu 5 yıl restoran yöneticiliği. Artık çünkü yaşadığım, doğduğum memlekette, büyüdüğüm memlekette, ailemin olduğu yerde Malatya'da. Artık orada işletme mezunu olmam sebebiyle insan iletişimimin güçlü kuvvetli olması vesaire. Yani restoran yöneticiliği, hizmet sektörü zor bir sektör. Ama orada artık böyle tamam ya ben burada tutunacağım falan dedim. Tutunamadım. Peki sonrasında da ailenin bir çiftliği var bildiğim evet, kadarıyla. Evet, evet. Ama senin bir de kurduğun Entel çiftlik var. Evet. Peki Entel çiftliği kurma kararını neden aldın? Böyle tutunamadığın için artık kendi başıma bir şeyler yapayımdan dolayı mı? Aynen öyle. Ya artık hani uzun zamandır farkındaydım ama bir türlü cesaret edemiyordum. Artık kanaat getirdim. Bu restoran yöneticiliği ki çalıştığım yer o dönem şey hani bir belediyeye ait sosyal tesislerin müdürlüğünü yapıyorum. Gayet iyi bir konum. Hani ekonomik olarak ama güzel mutlu vesaire. Mutlu değilim. Kendimi oraya ait hissetmiyorum. Bu çok önemli değil mi? Bu çok önemli değil ya. Hayatın amacı bu. Bu çok önemli falan olması değil. Olması gereken. Olması zaten. Gereken. Hani çünkü seni hayata bağlayan şey o zaten. Mutlu hissettiğin, huzurlu hissettiğin yerde olabilmek. Hiç kendime ait olmadığım bir yerde hissediyorum. Ya bir de belediye bünyesi olunca işin içine politikanın vesaire karışması hayat sevmediğim görüşü benim şey. Gibi olan insanlar için çok daha aslında eziyet olan bir şey. Ve dolayısıyla ya kendi işimi yapmalıyım. Ne yapacağım? Sonrasında Entel Çiftlik. Entel Çiftlik. Kurulum aşaması evet, başladı. Evet, onunla Entel başladık. Çiftlik'te hani az önce insan ilişkilerim çok iyiydi. Ben bunu izninizle paylaşacağım lütfen, izleyenlerimizle. Lütfen, lütfen, lütfen. Çünkü bir solucan gübresi hikayesi evet. var. Nedir? Anlatır mısın bunu bize? Solucan gübresi hikayesi, ya organik oluşu vesaire. Hani özellikle tabii tarımdaki en büyük problemimiz bizim su temelli olduğu için suyumuzun %75'ini tarımda tüketiyoruz biz. Dolayısıyla bu tüketimin de en büyük sebebi kullandığımız kimyasal gübreler. Çünkü bitkileri yani bir anlamda çok aşırı derecede su satıyor diyebiliriz. Daha yani fazla su ihtiyacı daha fazla oluyor. Su ihtiyacı oluyor ve dolayısıyla su sarfiyatı artıyor. Ben de ya dedim ki hani yaşadığım bölgede batıda bilinirliği çok yüksek. Ben bir solucan gübresi üretimine başlayayım. Bunun tanıtımını yapalım evet. Malatya'ya evet. Ya en kötü kendi ürünlerimizde, kendi bahçemizde kullanırız vesaire. Diyerek solucan gübresi üretimine başladık. Çünkü solucan gübresi koyduğumuz zaman daha verimli oluyor değil mi ağaçlar? Daha verimli oluyor. Su ihtiyacı artması bir yana azalıyor. Su tasarrufu sağlıyorsun ve organik bir gübre toprağı besliyor vesaire. Ya tamamıyla organik en azından. Zarar vermiyor toprağa. Yani peki, tamamen düşünce bu. Peki satışını nasıl yaptın? Şimdi satış nasıl oldu? Sürekli olarak bilgiye aç bir insan olduğum için böyle her detayına, teknik yanlarına işte solucanın salgıladığı sölöm sıvısı, işte efendim humic folik asit salgılıyordu. Bunlar topraktaki besini parçalıyor. Bunları şimdi öğrendim. Satın almaya gelen her insana yoksa bu kadar detaylı bir bilgi mi verdin? Maalesef. Şimdi tabii beyaz yakadan tarıma geçiş böyle oluyor. Şimdi kırsal bir bölge, köylü bir halk. Ve kısıtlı bilgi aslında yani yaşam tarzı olarak onu benimsemiş insanlar. Peki ben, sen böyle anlatınca seni dolandırıcı zannetmediler mi? Problem oldu zaten. Dolandırıcı hani diksiyon düzgün, artikülasyonu bilgi bir şeyler anlatıyor ama hiçbir şey anlamıyoruz. Bu kesin dolandırıcı. Sattığı üründe hiçbir işe yaramıyor. Ürün satışı yok. Sıfır. Soruyorlar, her şey çok güzel. Evet, yani insanların yüzündeki şey ifadesini görüyorum. O endişe, tedirginliği. Bu kesin dolandıracak beni. Alacak paramızı gidecek, evet, bunu evet. Bir işe yaramayacak. Ha, tamam biz bir şey yapalım, geri döneriz. Geri dönen yok. Dedim bu böyle olmayacak. Babam 30-40 yıldır artık orada. Hani bölge halkıyla. İsmi babanın? Lütfü. Lütfü amca, buradan evet, selamlarımızı iletelim. Selamlar burada. En son baktım olmayacak. Dedim ki herhalde babamın muhatap olması... En çok azından yöre halkını olacak. Biliyor, o anlatırsa belki. Babamın numarasını paylaşmaya başladım. Soran insanlara, ya tabii bilgi alabilirsiniz babamdan. Bir gün babamla çay içiyoruz. Telefonu çaldı. Tanımadığı numaraları açmaz. Ben o konuda uyardım. Hani artık açmak zorundasın. İnsanlar bilgi için seni arayacak.
Kim bu arayan deyip telefonu açtı. He kardeş efendim. Evet solucan gübresi. Tamam. Bak kardeş, bu gübreyi alacaksın. Ağacına atacaksın. Sonra oturup ağacı izleyeceksin. Ağaç nasıl kuduruyor? İlk siparişimizi aldık. İnanılmaz. Ve ben hayretler içerisindeyim. Ürün satıldı, tamam. Orada abi, bizim ne kadar, ağaç kuduracak yani. Evet, oturup ağacı izle kuduracak. O şekilde satışa başladık. O yerinin halkına göre anlayacağı dilde konuşmak aynen çok önemli. Dolayısıyla da iletişim uzmanıyım dememek lazım her yerde, her bölgede. Evet. Şimdi tabii senin beyaz yakadan tarıma geçişinin dışında şu anda yaptığın iş yoga eğitmenliği ve yaşam koçluğu. Evet. Bu süreç nasıl başladı? Bu yoga eğitmenliği yaptığım işten ziyade benim aslında yaşam tarzına dönüştü diyebilirim. Yaşam koçluğu da aslında bir nevi benim yaşam tarzımdan, kendi içe dönüş yaşama sürecimle alakalı olarak. Yaşam koçluğu dediğimiz, çok böyle kısaca bahsetmem gerekirse, yaşam koçluğu aslında güçlü sorular sorabilme kabiliyeti. Yani öğrenici sorular, yargılayıcı sorular değil de hani neden bu benim başıma geliyor sorusu yargılayıcı bir soru ve cevap hiçbir işimize yaramıyor, bize stres oluşturmak dışında. Bunun yerine şu soruyu sorabilmek: bu benim başıma geldi, ben bu başıma gelen olaydan ne ders alabilirim, ne çıkarabilirim? Ya bunu öncelikle kendi hayatımda uygulayabilme kabiliyetiyle ortaya çıkan bir şey. Sonrasında ya bunu neden farklı insanlara da bir aktarmayayım vesaire bir süreç başladı. Evet, yogaya geçişim de o da aslında çiftlikteki yaşantımla paralel olarak gerçekleşti. Orayı biraz böyle detaylı anlatmak istiyorum. Ben köyde yaşamaya başlayınca köy ortamı, ışık çok az, şehirden uzak ve gece olabildiğince karanlık. Ve gökyüzünü çok daha rahat izleyebildiğiniz, yıldızları hatta çıplak gözle gezegenleri görebildiğiniz bir karanlık. Ve bir merak saldım. Sonra hareketsiz yıldızlar hani uzaktadır ve bir sinyal gönderir gibi hep yanıp söner parlar ya. Sabit bir cisim geçiyor böyle. Tabii ki de hemen UFO'ya UFO uzaylılar falan diye. Ya bir dakika, bu sabit cismini hemen Google'da böyle araştırma. Gökyüzünde sabit cisim hızla ilerliyor vesaire. ISS, Uluslararası Uzay İstasyonu olduğunu öğrendim. Aa, ISS demek Uluslararası Uzay İstasyonu diye bir şey var. Hani bu işlemine kaç ülke ortak olarak bir çalışma yapıyor. 30 bin kilometre hızla mı gidiyor? Nasıl 30 bin kilometre hızla gider? Ha, uzayda sürtünme yok. O yüzden her bilgi yeni bir merak. Seni başka bir kapıyı açtı, başka bir yere sürükledi. Güneş sistemi, güneş sisteminin dışındaki güneş sistemimize en yakın yıldız vesaire derken oraya varış süresi, ışık yılı uzaklıkları, yeni tanımlar, yeni şeyler. Bir merak ve beni böyle bir bilinmezliğin içine çekti. İşin komik tarafı, bu alanda çok kitap okuduğunu biliyorum. Çok bunu fazla keşfetmek için, bu bilgilere ulaşmak için. Klasik fizikten, Newton fiziğinden başlayıp kuantum mekaniğine gelen bir süreç ve oradan her şeyin teorisi. İşte Schrödinger, Carl Sagan, Hawking, tabii ki de Einstein. Yani birçok böyle teori, birçok işin güzel kısmı zaten. Kuantum mekaniğine geçtikten sonra deneylerin laboratuvar ortamından dışarı çıkıp düşünsel deneylere ulaşması. Düşünce deneyleri zaten çok fazla dikkatimi çekti. Teoriler üzerinden ilerliyorsunuz. Deney yapma, laboratuvar ortamında deneyleme şansınızın olmaması tamamıyla zihinsel pratikle, düşünsel deneylerle ilerleme çok merakımı çekmişti. Hatta bu noktadan yaşam felsefesine, hayatı sorgulamaya kadar da gittiğini biliyorum. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi tabii yogaya geçiş sürecinin daha detaylandıracağız. Daha detaylı olduğunu da biliyorum ama bu bölüm için sana çok teşekkür edeceğim. Çünkü sonrasında ne anlatıyor köşesinde? Hem yoga eğitmenliği ile ilgili konuşacağız. Çok konuştum. Hikaye o kadar çok ki değil mi? Süre yetmiyor. Bitti. Kesinlikle. Evet. Sana bu bölüm için teşekkür edelim. Ben teşekkür sonrasında ederim. Sonrasında da yoga nedir? Yoganın yaşam felsefesiyle ilintisi nedir? Hı-hı. Bize neler katar? Gibi gibi konuları konuşacağız. Ama bu bölüm için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.